Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Temmuz'un konu başlıklarına bir bakalım önce. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunda ilerleyecek. Gezegeniniz Merkür bu ay çok hızlı. Tam 3 burçta olacak. Bu da tabii sizi de hızlandırıyor. Hayatımızı daha değişken, daha hızlı hale getiriyor. Mars ayın büyük bölümünde Boğa burcunda olacak. Oğlak burcunda Dolunay, Aslan burcunda da bir yeni ay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. 23 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç burcunda. 28 Haziran'da Yengeç burcu yeni ayımız doğmuştu ve Temmuz'a da bu şekilde başlıyoruz zaten. Ve 11. ev konularınız özellikle hareketli. Bu da sizin biraz daha kalabalıklar içerisinde olabileceğinizi, toplantılara katılabileceğinizi gösteriyor. İşte bunlar arkadaşlarla ilgili olabilir, organizasyonlar olabilir, ailevi toplantılar, kutlamalar olabilir. İşle de ilgili ekip çalışmaları veya yeni bir projeyle ilgili hedefiniz varsa, hani burada hareketli bir dönemdesiniz, girişimlerde bulunabilirsiniz. Sosyalleşmek için de Temmuz ayının özellikle ilk yarısı size daha fazla olanak sunuyor sevgili Başaklar. Merkür İkizler burcunda, ardından 5 Temmuz'da Yengeç burcuna geçecek. Bu da 19'una kadar olan süreçte sizi oldukça aktif, daha dışa dönük hale getiriyor. Bu dönemde gruplar içerisinde bulunacağınız için daha fazla tabii ki insanla konuşma, görüşme, fikir paylaşımları söz konusu. Eğitiminizle ilgili veya iş hayatınızla da ilgili bu dönemde toplantıların, görüşmelerin, randevuların olması söz konusu. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Gezme ve seyahat etme imkanlarınız da olabilir. Ve Merkür 19'undan sonra Aslan burcuna geçecek. Bu biraz daha içe dönme, biraz daha inziva, biraz daha sakinleşme imkanları verebilir size. 13 Temmuz'da 21 derece Oğlak burcunda sizin için de güzel bir açıda olan Dolunay meydana geliyor. 5. evinizde. Bu Dolunay bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Plüton'un yine çok önemli bir etkisi var. Plüto ile birleşen bir Dolunay. Bu Dolunay ile beraber özellikle bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Hani bunlar parasal konular olabilir, kazançlarla ilgili, ama bunun yanı sıra çocuklarla ilgili güzel etkiler olabilir bu Dolunay'ın size sunduğu. Örneğin hani çocuğunuzun eğitimiyle ilgili beklentiniz var, hani burada sonuçlar alabilirsiniz. Hamilelik, çocuk sahibi olmak isteyen Başaklar için de bu Dolunay'ın güzel imkanları olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız, özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Ve haritalarınızda öncü burçlarda gezegenler var mı? Eğer varsa bu Dolunay'ın sizin için tesirleri çok daha güçlü olabilir sevgili Başaklar. Evet, aşk hayatınız, romantik konularda da güzel, keyifli etkiler getirebilir Oğlak Dolunay'ı. Bazı davetlere katılabilirsiniz, toplantılara katılabilirsiniz. Belki böyle eğleneceğiniz, hayattan keyif alacağınız ortamlar daha fazla oluşabilir Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde. Ve 17-18 Temmuz Merkür Yengeç burcunda Güneş'le birleşiyor. Balık burcundaki Neptün'le de güzel bir üçgen açısı var. Oldukça ruhsal ve sezgisel, ilham getiren bir açı bu. Size de olumlu bir açısı var. Çünkü Neptün de 7. evinizden alacak bu açıyı. Bir yardımlaşma teması, bir anlayış teması var, ama aşk ve romantizm konusunda da çok olumlu bence. Sevgili Başaklar, romantik etkileşimler olabilir. Sevdiğiniz kişiden önemli maddi manevi destekler alabilirsiniz. Eşinizin çok önemli anlayışları, size belki destekleri olabilir. Yakın arkadaşlardan fayda görebileceğiniz, yardımlar alabileceğiniz bir dönem. Ayın 19'unda gezegeniniz Merkür Aslan burcuna geçecek. 23'ünde ise Güneş Aslan burcuna geçiyor. Ve ayın son haftasında Aslan burcu etkileri sizin biraz daha hani o kalabalıklardan, sosyal ortamlardan sıyrılıp sanki biraz daha dinlenmek, hani kendi alanınıza çekilmek istediğinizi ortaya çıkarıyor. 28 Temmuz'da 5 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Ama lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa sizin için de tabii ki etkili olabilir. 12. ev yeni ayı bu. 12. ev yeni aylarında daha çok hani bilinçaltımız, ruhsal konular, işte sağlığımız,
daha spiritüel, daha manevi konulara odaklanırız. Sizin için bir dinlenme, bir inziva süreci olabilir. Kendinizi bir sorgulayabilirsiniz. Yalnız başınıza yapacağınız işlerle ilgilenmek için de iyi bir dönem. Sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak, iş veriminizi arttırmak için belki hayatınızda bir düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Bunlar zararlı alışkanlıklarınızla ilgili olabilir örneğin. Ya da bir şifa arayışınız var, bir terapi almanız gerekiyor. Bir şifa çalışmanız olması gereken, bunlara da odaklanabileceğiniz bir dönem. Yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi için de bazı çabalarınız olabilir. Ayın son günlerinde Boğa burcundaki Mars'ın ay boyunca, ayın 5'inden sonra Mars Boğa burcunda olacak. Size de önemli bir açıda olacak. Bu çünkü enerjinizi arttırdığı gibi dayanma gücünüzü arttırıyor ama bir yandan da gerçekten mücadele gücünüzü arttırıyor. Özellikle ayın 25'i, 26'sı, 27'si gibi Mars'ın Merkür'le yapacağı sert açı sizi biraz daha sert, biraz daha düşüncelerinizi, fikirlerinizi hayata geçirme konusunda daha kararlı hale getirebilir. Bu dönemde yakınlarınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Trafikte biraz daha dikkat edin. Çünkü kazalara ve sakarlıklara da açık olabilir. Merkür-Mars etkileşimleri özellikle 26-27 Temmuz aralığında. Ayın son günlerine baktığımızda Mars'ın Uranüs'le yakınlaşması da hızlanıyor. Hem de ay düğümleri biliyorsunuz Boğa Akrep aksında 9. evde. Bu durum 9. ev konularınızla ilgili alanlarda bazı hızlı ve sürpriz gelişmeler getirebilir. Tutulma aksını da çalıştırmaya başlayacak çünkü. Bunlar neler olabilir? Belki akademik konular, üniversite eğitiminizle ilgili konular olabilir. Buralarda bazı sürpriz, beklenmedik hızlı değişimler, haberler gelebilir. Uluslararası konularla ilgili hedefleriniz varsa, bu bir seyahat planı olabilir. Yurt dışında yaşamak veya uluslararası ticari alanda bir işiniz olabilir. Hani bu online, internet üzerinde, bilişim sektörü gibi alanlarda da olabilir bunlar. Medya işleri, basın işleri, yayıncılıkla ilgili konular olabilir. Hukuksal bazı işleriniz varsa buralarda olabilir. Yani bazı sürprizlere de açık olmamız gerekiyor. Ayın son günlerinde özellikle. Beklemediğimiz sürpriz bir seyahat de olabilir. Ama sizin için genelde baktığımızda hani Uranüs'ün üçgen açısı, ay düğümlerinin de sizin burcunuza, Başak Burcu'na yaptığı yine üçgen açı daha olumlu. Hani daha keyifli sürprizler olabileceğini, şaşırtan ama hani mutlu eden, keyif veren sürprizler olabileceğini de işaret ediyor. Bu olasılığı daha güçlü görüyorum sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız.
hemen size geri dönüş yapacağım.